Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlukdete min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden devam ediyoruz. Alıştığınız üzere haftalardır devam ediyor bu okumamız. 10. sözde de 2. hakikate kadar geldik. 2. hakikat ne anlatacak dersek zaten başındaki cümle hemen söylüyor bunu bize. Bab-ı Kerem ve Rahmet'tir ki Kerim ve Rahim isminin cilvesidir diyor. Yani biz burada Kerim ve Rahim isimlerinin penceresinden bakmayı öğreneceğiz. Neye bakmasını öğreneceğiz? Haşre bakmasını öğreneceğiz. Yani bu iki ismin, bu iki sıfatın, onların şenlerinin nasıl haşri gerektirdiğini, delil oluşturduğunu, zaruri bir şekilde haşrin varlığına nasıl bizi iman ettirdiklerini göreceğiz, konuşacağız, okuyacağız inşallah. Ama ondan evvel yine en başa dönelim. Haşir Risalesi'ne hangi güzel adımla başladığımızı bir hatırlayalım. Ondan sonra inşallah ikinci hakikate geçip okumamıza başlayalım. 10. söz, namı diğerle Haşir Risalesi, Haşir Bahsi 2 ayet-i kerime ile başlıyor. Bunlardan birincisi her ayetin bidayeti olan Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ayet ise Rum Suresi'nin 50. ayeti ki şöyle: Estağfirullah. فَنْزُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Bu ayetin kısa bir mealini şu şekilde vermiş söz basım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti. Daha meal düzeyinde bu ayetle muhatap olduğumuzda şunu fark ediyoruz demiştik. Ayet-i kerime baharın, haşrin delili olduğunu söylüyor. Bir, ikincisi baharın rahmet eserleri olarak ondaki yaratışların, diriltişlerin, yeniden hayatı döndürmelerin, rızıklandırmaların vesaire. Orada tekrar tecelliye başlayan bütün isimlerin yansımalarının rahmet eseri olarak, Allah'ın rahmet eseri olarak okunmasını emrediyor, tavsiye ediyor, buyuruyor. Ardından da bu benzerliği kurmasından kudrete bir delil çıkarıyor. Nesine? Kudretin sonsuzluğuna. Ne demiştik? Burada iki türlü delil var demiştik. Birincisi rahmet üzerinden haşrin gerekliliğini anlatıyor. Yani baharı gerektiren rahmet. Ki o gerektiriyor ki Cenab-ı Hak bu baharı yaratıyor, bu canlıları tekrar hayata davet ediyor, onları nimetleriyle şenlendiriyor. Aynen bu rahmet yine gerektirir ki insanoğlu da tekrar var olmamak üzere hiçliğe gitmesin, hayata dönsün, ölüm son olmasın, ölüm yeni bir başlangıç olsun insan için, bunu gerektirir bu rahmet dedik. Yani onlara öyle rahmet eden insana hayli hayli rahmet eder. Ki insan Cenab-ı Hakk'ın kıymetlisidir, sanatlısıdır, değerlisidir dedik. Bir diğer yön kudretin imkanıydı. Baharda tek bir zemin sayfasında bu kadar türü, bu kadar sınırlı bir zamanda yaratan, karıştırmadan, şaşırmadan o girift nakışları işleyen Allah elbette yine kudreti imkan verir ki sadece bir tür olan insanı tekrar hayata döndürsün. Bunun onun için hiçbir güçlüğü yok. Bir senede belki hayata dönen sinek sayısı, yani yaratılan, yeni yaratılan sinek sayısı, insanlığın başlangıcından bu zamana kadar var olan fertlerin sayısından fazla. O sadece bir de sinek üstelik yani. Daha nice canlılar yaratılıyor bir bahar boyunca ve yaz boyunca. Onu yapan kudretin şanı gerektirir ki bunu da yapsın. Çünkü o dağı kaldırmaksa bu küçük bir taşı kaldırmak gibidir onun için dedik. Böylece ayet-i kerimenin bize öğrettiği bakış açısını, formülü, pencereyi gördük.
Şimdi onun eşliğinde hakikatler bahsine bakıyoruz. Daha önce suretler bahsiyle bakmıştık, işaretler bahsiyle bakmıştık. Şimdi hakikatler bahsiyle tekrar bakıyoruz. Bu defa rahmete ve kudrete değil de, işte dedi ki o bir formüldü. Formülde onları kaldırıyoruz, yerlerine neyi koyuyoruz? Kerim ve Rahim isimlerini koyuyoruz. Orada neydi? Rahmet ve kudretti. Yani Rahman ve Kadir isimleriydi. Öyle düşünelim. Burada o formülden onlar çıkacak, onların yerine bunlar gelecek. Kerim ve Rahim isimleri. Önce bahsi 2,5 sayfa kadarmış. Bir baştan sona okuyalım. Ondan sonra da başından yine alıp tefekkür etmeye, ince okumasını yapmaya çalışalım Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremiyle inşallah. İkinci hakikat. Bab-ı kerem ve rahmettir ki Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Bab-ı kerem ve rahmettir ki Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Bu iki ismi gözlüklerimiz kılalım yani. Aynamızın rengi bu iki isim olsun. Perspektifimiz bu iki isim olsun. Onunla bakalım bu metne. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Evet, şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki, en aciz, en zayıftan tut, ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. Haşiye var burada, yani bir dipnot, açıklama notu. Haşiye, rızkı helal iktidar ile alınmadığına, belki iftikara binaen verildiğine delili kat'i, iktidarsız yavruların hüsnü maişeti ve muktedir canavarların dıykı maişeti, hem zekavetsiz balıkların semizliği ve zekavetli hileli tilki ve maymunun derdi maişetle vücutça zayıflığıdır. Son kısmı bir daha okuyayım. Belki bir vurgu yanlış yaptım. Hem zekavetsiz balıkların semizliği ve zekavetli hileli tilki ve maymunun derdi maişetle vücutça zayıflığıdır. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense o derece derdi maişete müptela olur. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense o derece derdi maişete müptela olur. En zayıf ve en acize en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir keremeli içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslarla giydirip, çiçek ve meyvelerin murassatıyla süslendirip, hizmetkar ederek onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanma meyveleri bize takdim etmek, hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı, en tatlı balı bize yedirmek, hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek, hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. Hem insan ve bazı canavarlardan başka güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahluka kadar her şey kemali dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle ve o süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi
ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Burada da bir haşiye var, onu da okuyalım. Haşiye, evet, aç bir aslan, zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek, elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi, hem korkak tavuk yavrusunu himaye için ite aslana saldırması, hem incir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi, bilbedahe nihayetsiz rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayanlara gösteriyorlar. Evet, nebatat ve behimiyat gibi şuursuzların gayet derecede şuurkârâne ve hakîmâne işler görmesi bizzarure gösterir ki, gayet derecede alim ve hakim birisi var ki onları işlettiriyor, onlar onun namıyla işliyorlar. Evet, haşiyemiz bitti. Tekrar metne dönüyoruz. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet, kendisine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise, şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nikmete ve aklı meş'un bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikati rahmetin intifası lazım gelir. Hem o celal ve izzete uygun bir dar mücazat olacaktır. Çünkü ekseriya zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor. Yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir. Kurun-u salifede ceryan eden asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki, insan başıboş değil, bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet, hiç mümkün müdür ki insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da insanı Rabbi de insana bu kadar muntazam masluatıyla kendini tanıttırsa, mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa, hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse, mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese, hem bu kadar her türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, mukabilinde insan şükür ve hamdle ona hürmet etmese, cezasız kalsın, başıboş bırakılsın, o izzet, gayret sahibi Zat-ı Zülcelal bir dar-ı mücazat hazırlamasın. Hem hiç mümkün müdür ki o Rahman-ı Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı, bir saadet-i ebediyeyi vermesin diyor ve metnimiz burada bitiyor. Bugünkü konuşmaya çalışacağımız metin ikinci hakikat. Görüldüğü gibi metnin tamamında, yani özeti olarak bize söylediği şey, kainatta gördüğümüz bir kerem var, bir rahmet var. Bunların
sadece genele değil, birey birey, fert fert, ince ince, nakış nakış, en hassas noktalara kadar onlara has, onlara layık, onlara özel şekillerde tecellileri var. E şimdi böyle bir kerem var, böyle bir rahim var. Öyleyse ya bu kerem ve rahmet iktiza ederler ki, hani insan ölümle bu yansımalardan mahrum kalmasınlar. Hani suretler bahsinde örnek vermiştik. Cömert olanı her zaman ikram etmek ister. İşte ne diyelim? Sevindirmeyi seven her zaman sever. Bu bir kerelik bir şey değildir. Bir insanın ahlakı, sıfatı bunun üzerine ise o hep öyledir yani. O hep öyle değilse zaten onun ahlakı, sıfatı olmamıştır. Bir adam cömert ama yılda bir kere bir kişiye ekmek veriyor. Böyle cömert olmaz yani, ona cömert denmez. Yılda bir kişiye bir ekmek vermeyi cimriler de belki başarır. Çok cimriler de bunu yapar. Bir insanın cömertliğini anlamanız onun onda sıfat olmasıyla mümkündür. Sıfat olması da meleki olmasıyla, yani hayatta hep onun tesirinin görülmesiyle, o insanda onun tesirinin görülmesiyle anlaşılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğini biz mesela nasıl tanıyoruz? Yani her isteyene vermesinden tanıyoruz. Öyle ki üstündeki hırkayı isteyene bile çıkarıp veriyor yani hırkasını. Ağzındaki lokmayı isteyene veriyor lokmasını. Buna dair de mesela Asr-ı Saadet'te anlatılar var. Çok edepsiz bir kadın mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ağzındaki lokmayı istemiş. Efendimiz onu bile vermiş. O kadın onu yiyince, Mucizat-ı Ahmediye'de bu anlatılıyor. O kadın onu yiyince o kavmin en edeplisi haline gelmiş. Böyle parmakla gösterilir bir hale gelmiş. Yani kadının ahlakını değiştirmiş o yediği lokma. Elbette o bir mucize ama Efendimizin cömertliğini de burada görelim. Ağzına koyduğu lokmayı isteyene bile çıkarıp veriyor. Hırkasını isteyene çıkarıp veriyor. Bir sadaka geliyor, o sadaka daha sabaha bulmadan dağıtılmış oluyor. Kurban geliyor, kurban etinin sadece bir budu ellerinde kalmış oluyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a soruyor mesela, ne kaldı elimizde? Bir buttan gayrı hepsini verdik diyor. Bir but kaldı. Desene diyor, buttan gayrı hepsi bizim oldu. Yani Allah rızası için verdiğimizden beka alemine gitti onlar. Bakileştiler cennette. Tekrar inşallah bulacaklar babında. Burada bize bir ders veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh cömertlikleri, sahabe içinde diğer cömert isimler Abdurrahman bin Havf radıyallahu anh ve diğer sahabeler, ki her birisi cömertlikte birer miraç, birer burç, birer kule gibiler. Onların her birisinin cömertliği, görüyorsunuz ki ahlak olmuş. Bir kere, iki kere, üç kere değil, her fırsatta, her defasında, her şekilde, her araçla, her vesileyle sadaka veriyorlar, cömertlikte bulunuyorlar. Ve biz bu hali onlarda görmemizle diyoruz ki evet, bu insanlar cömert, bu onların sıfatı olmuş, ahlakı olmuş. Madem Cenab-ı Hak içinde, kainattaki bu her defasında, her şekilde, her resimde tekrarlanan bir rahmet, kerem hakikati var, bunu inkar edemiyoruz, her şey rızkını alıyor. Her şey ihtiyacı karşılanıyor. Her şeyin ihtiyacı karşılanıyor. Hem de hiç ummadık yerlerden oluyor bu yani. Bunlar oluyorsa elbette demek ki bunlara ikram eden birisi var. Bir rahmet ve kerem sahibi. Hem de nasıl bir rahmet ve kerem sahibi? İnsanın cömerti eline geçtikçe verir. Ama Allah yaratarak veriyor. İnsanın cömerti bir kişiye, iki kişiye, üç kişiye, yüz kişiye versin. Allah her mahluka veriyor. Yani onlara kıyasla Allah'ın cömertliği paha biçilmez, ölçü tayin edilemez bir şekilde yani. O kadar yüksek, sonsuz. Elbette Allah mahlukatına benzemez, onlardan çok aşkındır. Bizim bu insanlarda gördüğümüz sıfatlar Allah'ı anlamamız için birer küçük mikyas yani. Yoksa onu ölçüp tartacak bir araç değil haşa, terazi değil haşa. Öyle düşünmeyelim. Bizimki çok 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 küçüğü yani. Çok 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 küçüğü. O çokların sayısını siz uzatın. Buradan arşa kadar. Bir mikyas yani. Ufacık bir şey. Anlıyoruz. Böylece biliyoruz Allah'ımızı. Yoksa bilemezdik. Böyle araçlara ihtiyacımız var. İçimize öyle mikyaslar koymuş. Kendisini tefekkür edebilelim diye.
İşte biz de o cömertlikten, çevremizdeki cömertlerden, sahabeden, tabiinden, tebe-i tabiinden, ehl-i sünnet vel cemaat büyüklerinden duyduğumuz, işittiğimiz misallerden anlıyoruz ki cömertlik diye bir hakikat var. Bu hakikat cömertin ahlakını hep devam ettirmesini iktiza eder. Cömert misafiri gitsin istemez, cömert ikramı kesilsin istemez. Hep vermek ister. Allah da elbette bu noktada insandan haşa geri kalacak değildir. Onun cömertliği de hep vermek, hep bağışlamak ister. Hem de onun şanına göre ister. Yani insanın hep vermek istemesi nasıl olabilir? Ancak kendi sınırlarıyla olur. Gelirine göre olur, çapına göre olur, fırsatına göre olur. Ama Allah'ın böyle sınırlayıcı şartlarla kalıba sokulması haşa mümkün mü? Cenab-ı Hak imkanları yaratandır. Ondaki yaratış şeyi sınırsızdır. İstediği şekilde bağışlar, dilediği şekilde lütfeder yani. Evet, yani metnin özetinin bize verdiği bu iki hakikati gördükten sonra, keremi ve rahmeti gördükten sonra yani artık insanoğlu haşirde olacak bir ikramı reddetme. Bu ölümü bir son olarak düşünme. Yani bununla her şeyin kesileceğini söylemeyi Allah'ın cömertliğine, keremine, rahmetine bakıp nasıl yakıştırıyorsun diyor ya. Allah'a bundan tenzih et gibi manaları bize ders veriyor. Evet, başlayalım metnin başından itibaren konuşmaya, tefekkür etmeye çalışalım. Şimdi yukarıda demiştik ki biz saltanatı, yani birinci hakikatte demiştik ki biz saltanatı rububiyet üzerinden kendi dar alanımızda okuyoruz. Yani tıpkı vahidiyet ve ehadiyet tecellisi gibi bütün alemde vahidiyet olarak görünen birlik, yani Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasının bütün eşyayı kuşatması hakikati bizim kuşattığımız alanda ehadiyet olarak görünüyor. Her bir nesneyi de Allah'ın bütün isimleri kuşatıyor. Her bir varlığı da, her bir ferdimizi de Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri kuşatıyor, tecelli ediyor, yansıyor. Biz o dar daire tefekkürümüz sayesinde bütünü anlayabiliyoruz. Bütünün seviyesine çıkabiliyoruz böylece. Yoksa bütün alemi görüp oradan tefekkür geliştirmemiz mümkün değil. İnsanın sınırlarıyla bu olamazdı. Burada da Cenab-ı Hakk'ın saltanatını rububiyetinden tanıyoruz diye konuşmuştuk birinci hakikatte. Saltanat var, bütün alemi Allah yönetiyor. Bu çok belli bir şey. Ama biz onu bütün evreni sınırlarına kadar giderek kuşatabilir miyiz? Öyle bir kafamız, hayalimiz, istidadımız var mı? Yok, mümkün değil. O ancak Efendimizin miracıyla aleyhissalatü vesselam mümkün olmuş bir şey. Bir tek ona lütfedilmiş bir şey. Ondan gayrı hepimiz daha küçük dairelerde bu tefekkürü yapabiliyoruz. İşte rububiyet sahası da bize bunu sağlıyor demiştik. Biz nesnelerdeki, varlıktaki, parçalardaki terbiyeyi maksada giderken karşılanan istekleri, yardımları gördüğümüz zaman diyoruz ki parçaları yapan bütünde de bunu yapıyordur. Bak, parçadan bütüne gidebiliyoruz böylece. Rububiyet böyle bir şey yapıyor demiştik. Burada da aynı şeyi mesela şu Bab-ı Kerem ve Rahmet'tir ki Kerim ve Rahim isminin cilvesidir de Kerem ve Rahmet ilişkisi hakkında neden söylemeyelim? Yani saltanatla rububiyet arasındaki ilişki olabilir ki, mümkün ki rahmet ve kerem arasında da olsun. Yani biz rahmeti en çok neyle görüyoruz? Keremle görüyoruz. Yani rahmetin hayatımıza dokunuşu keremle oluyor, ikramla oluyor, bağışla oluyor, ihsanla oluyor. Yoksa biz rahmeti nasıl bilecektik? Elbette varlığa çıkışımız bile bir rahmet. Ancak o kısmın şahidi olmadığımız için belki oradan bu şeye erişemezdik. Azlarımız erişirdi. Fakat hayatın içinde mazhar olduğumuz ikramlar, ihsanlar, nimetler her birimize küçük küçük numunelerle kuşatabildiğimiz alanlarda rahmetin varlığını hissettiriyor. Bir insanın bizi sevdiğini dahi bize olan bağışından anlıyoruz, tayin ediyoruz. Vermiyorsa bu bizi sevmiyor diyoruz mesela. Evet, ikinci hakikat. Bab-ı Kerem ve Rahmet'tir ki Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile, yani eserleriyle nihayetsiz bir kerem,
ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Şimdi başta kerem ve rahmet anıldı ama olaya başka şeyler de girdi burada. Dikkatinizi çekmiştir. Nedir? Eserleriyle dedi, sonsuz bir kerem, nihayetsiz, yani nihayeti sınırı yok, sonsuz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet. Bak, izzet girdi. Nasıl girdi bu buraya şimdi? Keremi, rahmeti tamam ama izzet? İzzet aslında şuradan bir okumayla gelişiyor. Yani nasıl diyelim? Deriz ya biz, gene bak kendi işte kendi hayatımıza, kendi örneklerimize inmeden yapamıyoruz. Hani ağalık vermekle olur deriz ya biz. Ne kadar veriyorsa ağalığı o kadar büyük. Her 100 kişiye her birisine birer kese altın verdi. Ona göre ağalık biçeriz kafamızda. 1000 kişiye biner altınlık verdi. Ona göre ağalık biçeriz. Kim ne kadar bağışlıyor ona göre ağalık biçeriz. Bugün bile mesela bakıyoruz işte Amerika'nın bütçesi şu kadar, bu kadar işte yardımda bulunmuş, bilmem şu kadar şeye para ayırmış, savunma sanayisine, eğitime şu kadar para ayırmış. Adamın bütçesine bak diyoruz ya, devlet işte kocaman devlet, güçlü devlet diyoruz. Bakıyoruz başka bir ülkeninki şu kadar, Türkiye'ninki bu kadar. Gidiyoruz küçük bir ülke var, harcamalarına bakıyoruz, ufak ufak bu ülke mi ya diyorsun, bizim bir tane il bile, Sivas bile bundan büyüktür diyorsun mesela, nüfusuna bakıyorsun veya işte ayırdığına, bağışladığına, verdiğine bakıyorsun. Bizim Sivas bile bundan büyüktür diyorsun. Nerede tayin, nereden hareketle tayin ediyorsun bu büyüklüğü? İşte verdiğiyle, bağışladığıyla tayin ediyorsun. Demek ki vermekte, bağışlamakta izzet de var. İzzet, azamet, şeref, büyüklük, o mana var. Burada ne diye verilmiş? Değer, kıymet, şeref, yücelik. Bağışlayan, ikram eden, ihsan eden bunu yapabiliyorsa şeref, izzet, değer, yücelik sahibidir. Sahibidir ki sana verebiliyordur. Fizikte bize ne öğretiyorlar? Enerji çok yoğun ortamdan az yoğun ortama akar. Bir şey bir yerde çoksa, diğer tarafta azsa oraya doğru akar. Mesela tuzlu suyu tuzsuz suya karıştırırsanız, at dökerseniz o tuz homojen olacak şekilde yayılır. Yani yoğun olduğu tuzludan az yoğun olduğu tuzsuz ortama doğru yayılır. Tuzda da böyledir. Enerjinin her çeşidinde böyledir. İşte ısıda da böyledir mesela. Sıcak olan şey soğuğa doğru enerjisini verir. Nötre doğru giderler yani. Aynı ısı seviyesine doğru giderler gibi gibi. Şimdi fizik bak bize bir perspektif sunuyor. Bize bir akış oluyor değil mi? Bu da bir akış. Nasıl ısı akıyor, ışık akıyor, enerji akıyor, tuz geçiyor işte o karışımdaki gibi. İhsan, ikram, rızık bunlar da bir akış. Sürekli bu akış bize doğru oluyorsa demek ki orada bir yücelik var. Çok yoğundan az yoğun oluyor yine bu iş. Bak, azamete nasıl delil oldu kerem, rahmet. Onda o yücelik, o yüksek yoğunluk olmasa sana bu şey gelir mi? Ayet-i kerimede ne buyuruyor Cenab-ı Hak kısa bir mealiyle? Her şeyin hazineleri bizim yanımızdadır. Bu ne demek? Yani kaynakları, yaratılışı onda. Yoğunluk da onda demektir yani. Tabiri caizse la teşbih ve la temsil. Bu, tabii bunlar şey, küçük örnekler. Kafamıza bir merdiven olsun, bizi o noktaya çıkarsın diye. Yoksa Cenab-ı Hak cisimden, mekandan, onlara benzemekten, mahlukatına benzemekten münezzehtir. Yani bu bize verdikleri cinsinden değildir haşa sümme haşa Allah. Onun öyle bir hazine odası vardı oradan bize şey değil. Yaratıyor bunları yani. Ama nereden yaratıyor? Esmasının yansımalarıyla oluyor. Her şeyin hakikati de eşyanın hakikati esma-i ilahiye, sıfat-ı ilahiye, şunat-ı ilahiye. Oradan geliyor bunlar yani. Burada görünüyorlar. Bu şekillerde, bu renklerde görünüyorlar. Nasıl güneşin ışığı çiçeklerde farklı farklı renklerde görünüyorsa Allah'ın keremi, rahmeti de bizde farklı farklı şekillerde. İşte ekmek olarak, su olarak, tatlı olarak,
müzik olarak, çiçek olarak, manzara olarak, güzel bir hava olarak, işte yağmur yağdı az evvel, o yağmurun tecellisi olarak, bunların hepsi bize o rahmetin, keremin görünüş şekilleri. Ama o rahmet, kerem Esma-ül Hüsna'dan geliyor. Allah'ın yaratışıyla geliyor. Evet. Biz kendi sınırlarımızda böyle anlıyoruz. Evet, izzeti anladık. İzzet nasıl geliyor rahmet, keremden? Sonra nihayetsiz bir gayret geldi bak. Nihayetsiz bir gayret sahibi dedi. Gayret ne demekmiş? Hamiyet, şeref, haysiyet. Hani biz de kullanıyoruz. İşte gayretullah'a dokunur. Allah'ın gayretullahı var. Bunu şöyle ifade edelim. Bir eşik olsun yani anlamak için. Elbette Cenab-ı Hakk'ın şeyi böyle düşük manalardan münezzehtir ama hani insanoğlu gayrete gelir. Kullanıyoruz bazen. İşte bir şey olur, heyecanlandırır sizi, gayrete gelirsiniz. Veya bir laf söylerler, kanınıza dokunur, gayrete gelirsiniz. Veya bir mevzu olur, göreve çağırırlar, gayrete gelirsiniz, gidersiniz. Yani harekete geçersiniz. Üzerinize düşeni yaparsınız. Alanı doldurursunuz, tasarrufta bulunursunuz, çalışırsınız, çabalarsınız, koşturursunuz. Bunlar hepsi bunun içinde var. Gayrete gelmek için de. Yani harekete geçmek şeyi var. Elbette Cenab-ı Hak hareket mareket böyle cismi şeylerden münezzehtir ama Cenab-ı Hakk'ın da onu tasarrufa yönelten elbette bir gayretullahı var. Yani Cenab-ı Hakk'ımız, bizim güzel Allah'ımız böyle hareket diyoruz ama işte o yanlış bir kelime, öyle söylenmez o. Ne diyelim? Tasarrufta bulunmayan, tecellide bulunmayan, hiçbir şeye karışmayan, etliye sütlüye bulaşmayan bir Allah değil. Haşa sümmaş. Allah her an tasarrufta, her an yaratışta, her an her işimizi gözetmekte. İsimleriyle, sıfatlarıyla her yerde hazır ve nazır. Kişiyle, Kur'an'daki ifadeler mesela, kişiyle kalbi arasına girebiliyor. Şah damarından daha yakın insana gibi gibi ifadeler gösteriyor ki Cenab-ı Hak her şeyi kuşatmış. Yine bir ayet-i kerimenin meali bu. Allah her şeyi kuşatmıştır yani. Muhittir. Onun isimlerinden de birisidir bu. Gibi gibi bu bizim kuşatmaktan aciz kaldığımız, etkilerini ölçmekten, biçmekten, görmekten aciz kaldığımız bu yüksek tasarruf, her an yaratışta olan Allah, her an eğlenen fiiller, yokluktan varlığa çıkarılan, varlıktan da varlıktan varlığa geçirilenler, her an başka başka olanlar, bütün incelikleriyle gösteriyor ki Cenab-ı Hak'ta bir gayret var. Yaratış gayreti. Ve bu gayret, rahmet ve kerem ekseninde, bak yine rahmet ve kerem ekseninde bize görünür oluyor. Cenab-ı Hak, tabiri caizse, kerem etmekte çok gayretli. Bunu insani olarak düşünmeliyim. Lütfen, hani bunun altını hep çiziyorum. İnsandaki gayret kusurlu bir gayret. Biz tembeliz, sonra gayrete geliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın gayreti hep onda olan bir şey. Hep onda olan bir şey. Ve insani deniliklerden de münezzeh yani. Yani şununla bununla gaza gelmek, biz mesela gayrete geldi derken öyle şeyler söylüyoruz işte. Bir laf söyledi, bu gayrete geldi. Bir başına tokatla vurdum, gayrete geldi mesela diyoruz. Gibi gibi ifadeler kullanıyoruz. Bu tabii insanlar değişken oldukları için halden hale geçiyorlar. Ama Cenab-ı Hak'ta bu bir sıfat. Ve onun böyle bir şeyle harekete geçirilmesi haşa sümme haşa böyle bir şey mümkün değil. Cenab-ı Hak'ta o hep var. O hep yaratışta. Zaten varlıktan bir an elini çekse, kudret elini, yaratış elini, tasarruf elini çekse, varlık hiçliğe gider, kaosa gider. Her an varlığı kontrolünde tutan bir Allah. Evet, işte rahmeti ve keremi üzerinden biz bu gayreti de görüyoruz. Çünkü bize ikram etmekte de çok gayretli. Yani gayretullahı burada da işliyor. Rahmet ediyor, kerem ediyor. Bunlardaki bizim en çok tattığımız acizimizle, fakrımızla gördüğümüz tecelliler Cenab-ı Hakk'ın gayretine dair de bir bilgiye bizi ulaştırıyor tabiri caizse. Nasıl yine işte insani örnekler veriyoruz.
misafirperver adamı misafirperver olmayandan ayırıyorsun. Neyle ayırıyorsun? Gayretiyle ayırıyorsun. O daha emekli, daha çok işte zengin, sofralı, şulu bulu falan çalışıyor yani. Koşturuyor. Hani ölüm ediyor derler Sivas'ta. Evine gidiyorsun, ölüm ediyor. Ölüm ediyor demek yani çok ikram ediyor. Sürekli bir şeyler ne diyelim yedirmeye, içirmeye çalışıyor vesaire. Rahatına bakmaya çalışıyor. Bizim orada onun tabiri ölüm etmektir. Niye öyle olmuş bilmiyorum ama. Şimdi böyle birisini diğerinden ayırabiliyorsun. Bu diyorsun gayretli misafirperver. Heh, Cenab-ı Hakk'ın ikramı da öyle bir ikram ki bütün mahlukat açısından düşünün. Sadece kendinizden değil. Hiç durmuyor, hiç durmuyor hiç. Öyle hiç durmayan bir şey yani gayret. Bak işte ahirete bir pencere olacak bu şimdi. Ölümle insan öldü diye durur mu? Düşünelim bu bak bir eşik geldi şimdiden kafamıza. Evet, nihayetsiz bir izzet, nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Burada tabii mesela gayreti mücazatla bağladı. Mükafatı rahmet ve keremle bağladı. Olsun. Yukarıda verdiğimiz manalarla çok zıt değil. Hani bunun zıtlaştığını düşünmeyin. Yine çünkü aynı şey burada var. Hamiyet, şeref, haysiyet. Yalnız şunu diyebiliriz belki. Gayretullah'la ifade edilen şeyler demek ki daha celali tecelliler. Üstadım bu kullanımından böyle bir çıkarım yapıyoruz. Cemali tecelliler için ise rahmet demek ki kullanılıyor. Böyle bir şeyi buradan çıkarırız belki. Paragrafı bir daha okuyayım, üstüne konuşalım tekrar. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat ve izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Yani o parça parça kerem ve rahmet tecellilerinden kendi sahamızdaki küçük yansımalardan biz nasıl bütüne vardık, bir tefekkür ettik. Dedik ki rahmet ve keremi varsa bu Allah izzet ve gayret de sahibidir dedik. Çünkü parça bütüne gittiğinde cemalden celale, güzellikten haşmete dönük yansımalar okuttu bize. Yani ehadiyetten vahidiyete çıktık. Orada işte kerem ve rahmet ne gözüktü? İzzet ve gayret olarak gözüktü bize yani. Mesnevi Nuri'ye sık sık atıf yapıyoruz o cümleye. Nevi de celaldir, fert de cemaldir. O ifade Mesnevi Nuri'ye de geçer. Yani işte hep örnek veriyoruz. Bir gelincikteki güzellik, bir de bir vadi kırmızıya boyanmış kocaman bir vadiyle karşılaştığınızda o hissettiğiniz korkuyla karışık his, o haşmet hissi. Fert de cemal ama bütününde celal gözüküyor. Değil mi? Evet, onun gibi. Bizim de küçük küçük kerem ve rahmet şeyleri büyük resimde izzet ve gayreti okutturuyor. Okuduk az önce. Şimdi Allah kerem ve rahmetine layık mükafatta bulunmayı hep ister. Çünkü bu onun sıfatıdır, isimleridir, şuunatıdır. İzzet ve gayretine şayeste de mücazatta bulunmak ister. Biz insan gibi şey diyemeyiz yani. Cenab-ı Hak haşa sümme haşa. Öyle bir şey ilah olamaz zaten. Ya ikram etti ama bıktı kardeşim artık ikram etmiyor. Böyle bir Allah olmaz. Çünkü bıkmak veya sıkılmak veya vazgeçmek bunlar kusurdur. Acziyet göstergesidir veya cehalet göstergesidir. Yani insan niye bıkar? Gücü yetmiyordur. Veya işte ne diyelim başka bir şeye ilgisi kaymıştır. Çünkü iki şeyle birden ilgilenemiyordur. Veya işte ne diyelim daha üstünü keşfetmiştir. Mesela araba aldınız, bıktınız, yeni bir araba gördünüz, üst modelini. Ama şimdi bu bahsettiğimiz böyle sınırlılıklar Allah için mümkün değil ki. Yani Allah haşa bir şey yaratıyor. Daha üstünü bilmiyor mu? Haşa öyle bir şey olabilir mi yani?
Öyle bir şey mümkün olamaz. Gibi gibi. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, keremi, bu şeyleri Cenab-ı Hakk'ın hep devam ede gelen zatının lazımı olan şeylerdir. Zatının sıfatlarıdır yani. Bunlar insanın ölümüyle son bulamaz. İnsan kendi ölümünü böyle bir noktaya koyamaz yani. İnsan kim ki? Sen öldün diye Cenab-ı Hak rahmetten ve keremden mi vazgeçecek? Bütün alemi kuşatan bu yoğunluklu tecellisi, bu yoğunluklu yansıma, anları bile şenlendiren bu lütuf. Sen öldün diye ortadan kalkacak. Ya sen kimsin? O Velid bin Mughire miydi? Kur'an'da gene mealen geçiyor ya, çürümüş kemikleri kim diriltecek diye sormuş Efendimiz'e böyle. Atalarından birisinin kemiğini almış böyle. Artık kemik demek bayağı eski bir kemikmiş. Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam gözünün önünde böyle ufalamış. Demiş bu çürümüş kemikleri kim diriltecek yani, böyle şey olur mu ya? Neden bahsediyorsun sen falan, haşirden falan bahsediyorsun. Böyle şey olur mu ya? Bu dirilir mi yani? Toz oluyor bak, kum oluyor gözünüzün önünde falan gibisinden. Böyle bir alay manasıyla söylemiş, meydan okur gibi. Kardeşim tamam da hani sen o kemiğe şeye bakıyorsun, senin çapın yetmediği için öyle bir yorumda bulunuyorsun da, o senin çapınla ilgili bir mesele. Sen o kemiği diriltemezsin, evet. Kendin açından bakıyorsan tamam, doğru bir çıkarım yaptın. Ama senin çapın Allah'ı sınırlandırmaya nasıl mihenk olabilir? Ya böyle bir şeyi ben yapamıyorum, Allah nasıl yapsın? Ya sen manyak mısın? Sen kulsun, o Allah yani. Sen onu yapabilsen zaten sen Allah olursun, haşa, sümme haşa, sümme haşa yani. Yani bir insanda böyle had bilme şeyi şaştı mı bütün mihenkler şaşıyor arkadaşlar. Kibir aslında bütün dalaletlerin başlangıcı yani. Kul nerede duracak? Allah nerede? Yani o hiyerarşi, oyun yüceliğiyle kendi küçüklüğünü karıştırmaya başlamak falan, o bütün tefekkürleri bozuyor işte. Böyle şeyler söyletiyor. Ya çürümüş kemikleri kim diriltecek? Kur'an nasıl cevap veriyor? İlk başta kim yarattıysa, nasıl yarattıysa Allah öyle diriltecek. Yani sen onu sordun mu bakalım, ilk başta nasıl yaratılıyor? Yani mesela varsın şu an, Ahmet olarak ben varım. İkinci soruyu sormadan önce birinciye cevap verdin mi bakalım sen? Ha, birinciye sen cevap veremiyorsun. Cevap verebilen birisi var. O ikinciye de cevap verebilir. Niye illa senin cevap veremeyişin yanıt yokluğuna delil oluyor? Ya böyle bir çıkarım olabilir mi? Bu mantıklı mı yani? İlk defa kim yaratmışsa yine o diriltecek. İlk defası daha zor. Bize göre bak, bizim şeyimizle. Niye? Çünkü örneği yok daha önce. Ama ikincisi aynı modelden biçilir. Elbise yaptınız veya mobilya yaptınız veya başka bir teknolojik alet yaptınız. İlkini yapmak en zorudur. Çünkü o öncesi yok. Nasıl yapılacak? Nasıl belirlenecek? Sınırları ne olacak? Ha, ilk prototipe karar verdiniz, tamam yaptınız. Ondan sonra seri imalat olur ondan sonrası. Model var çünkü, kalıp hazır. Çak diye çekersin kalıptan, çıkarırsın ikinci şeyi, parçayı, eşyayı neyse. Şimdi arkadaş, ilkini sen yaratmamışsın, Allah yaratmış. İkinci de böyle şeyler, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen yapamayacaksın, o kesin. Onu bil. Yani o sende olabilecek bir şey değil, senin aptallığın olabilecek bir şey değil. Velid bin Mughire için söylüyorum arkadaşlar. Bir de tabii bugün böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyleyen ne kadar aptal ahmak varsa onlara da söylüyorum. Çünkü hak ediyorlar. Bunu sen yapmayacaksın yani, çok kasılmana gerek yok. Öyle pozlara mozlara girmene gerek yok. Ahkam kesmene gerek yok. O ilk yaratan Allah var ya. Hani senin hiç haberin yokken seni varlığa çıkaran o Allah yapacak yine. Yani sıkıntı etme yani, sana düşen bir şey yok bu noktada. Rahat ol. İşte öyle bir rahmet ve kerem elbette yine mükafat edecek, etmek ister. İnsanın ölmesi, bedeninin çürümesi, ruhunun başka aleme gitmesi, bunlar onu engellemez. Bunlar ne ki? Bunların rahmete, kereme ne engelliyor olabilir? Cenab-ı Hakk'ı haşa haşa, insan öldü diye Cenab-ı Hak mı değişecek haşa? Haşa, sümme haşa ya. O değişmekten münezzehtir ya. Burada işte insanın arkadaşlar kendini nerede gördüğü mühim. Ya sen nesin arkadaş? Hani biraz varlığa baktığın zaman ya toz zerresinin de küçüğüsün sen. Şu evrene bak. Evrende güneşin durduğu yer, güneş sisteminin durduğu yer bile toz zerresi gibi.
Belki zerreden de küçük yani. Onun içinde de dünya diye bir yer var. Onun içinde de insan diye bir şeysin sen. Evren milyarlarca yaşta, sen 60-70 sene ancak yaşıyorsun. Taş çatlasın 100 sene yaşıyorsun. Yani senin nasıl bir şeyin var ki böyle varlığı etki edeceğini düşünüyorsun? Ben öldüm, tekrar dirilme yok. Hadi ya. Senin ölmen nasıl bir mevzu ki böyle alemi, ne bileyim, orada okunanı değiştirecek, oradaki yaratışa sahip olan Cenab-ı Hakk'ı değiştirecek haşa. Rahmeti keremi var, vazgeçecek yani, ondan sonra daha ikram etmiyorum, rahmetim keremim yok mu diyecek haşa. Veya işte devamındaki izzet ve gayreti var. O rahmet ve keremin büyük resminde gösteren büyüklüğü ve gayreti var. Şimdi bu büyüklüğü ve gayret kendisine inkarla, iftirayla, ne diyelim, çeşitli yanlış iddialarla leke sürenlere, haşa, tabi ona süremezler de iddia ediyorlar işte, çamur atıyorlar. Bu iftiracılara nasıl ceza vermeyecek öyle bir gayret, öyle bir izzet, öyle bir şeref, öyle bir yücelik? Hiç ıskalar mı onları yani? Ha ben öldüm, cehennem yok. Ya sen öldün de, hani senin ölmen Allah'ın gayretine mi son verdi? Haşa. Allah'ın izzetine mi son verdi? Haşa. İzzet ve gayret sahibi seni orada bırakmaz. Eğer bu dünyada cezanı görmediysen seni çeker tekrar varlığa. O cezayı sana verdirirsen öyle kaçıp kurtulamazsın yani. Nasıl bugün mesela işte Sedat Peker'in mevzusu gibi. Adam kaçıyor, saklanamıyor Türkiye'de. İşte gitmiş, anlatıyor, kendisi anlatıyor. Makedonya'ya gittim, işte Ukrayna'ya geçtim, şuraya gittim, buraya gittim. Orada sıkıştırdılar, burada darladılar. İşte Kosova'ya gittim, şöyle oldu, böyle oldu. Oradan Fas'a geçmiş, orada devlet yine sıkıştırmış. Oradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçmiş. Belki hala sıkıştırıyor devlet. Şimdi tıpkı onun gibi de güçlü devlet, sahada görüyoruz ki düşmanını barındırmıyor hiçbir yerde. Bak Usama Bin Laden. Amerika nasıl kovaladı adamı? Adam ta işte dağlara mağlara çekildi Afganistan'da. Orada bile buldular en sonunda. Öldürdüler. Veya başka bir X düşman. Yani devletin gücüne göre peşini bırakmıyor. İşte adam Rus ajanıymış. İngiltere'ye çalışmaya başlamış. Adamı nasıl ettilerse radyoaktif madde içirdiler, yedirdiler, bir şey ettirdiler. Adamı öldürdüler mesela. Peşine düştün mü buluyor. Bu niye? Devletin gayretinden, izzetinden. Rusya'nın kendine göre bir izzeti gayreti var. Amerika'nın bir izzeti gayreti var. Türkiye'nin bir izzeti gayreti var. Sen bana böyle böyle mi yaptın, böyle böyle mi ettin arkadaş, ben seni bulurum diyor. Ben seni bulurum. Kaçmakla kurtulamazsın. Orada tutar getiririm ülkeme. Ülkemde de cezanı keserim diyor mesela. Veya başka ülkedeyken de ceza kesenler var. İstihbaratlar işte ceza uyguluyor. Suikast, yaralama falan filan. Çok filmlerde falan da görmüşsünüzdür. Gerçeğini de duymuşsunuzdur. Şimdi la teşbih ve la temsil. Bunlar küçük örnekler arkadaşlar. Mevzuyu anlaşılır kıldıkları için veriyorum yani. Şimdi onların keremini de düşün. Devlet mesela yardıma muhtaç olana buradan ta Myanmar'a yetişiyor Türkiye. Buradan ta işte Sudan'a yetişiyor Türkiye. Çat'a yetişiyor Türkiye. Veya Amerika veya şurası burası. Ama hamiyetiyle ilgili olarak, gayretiyle, izzetiyle ilgili olarak yetişebiliyor. Hem kerem ve rahmetiyle yetişebiliyor, hem izzet ve gayretiyle yetişebiliyor. Zul yani hayırla da yetişiyor, şerle de yetişiyor. Şey o anlamda, insanı şey olarak hani kötülükle de ulaşabiliyor, iyilikle de ulaşabiliyor. İnsan için bu. Cenab-ı Hak haşa kötülükten, adaletsizlikten münezzehtir. Cenab-ı Hak da cemaliyle de ulaşabiliyor, celaliyle de ulaşabiliyor. Bunu sen belirliyorsun. Hayra kullanırsan, istidatlarını, kabiliyetlerini, imana, Kur'an'a, İslam'a kullanırsan, takva ehli olursan, inşallah Cenab-ı Hak bizi onlardan yazsın. Olabilirsek rahmet ve kerem bize yetişecek, bizi yoklukta bırakmayacak. Öteki türlü olursak izzet ve gayret bize yetişecek, yine yoklukta bırakmayacak. Orada alıp cehenneme atacak, burada alıp cennetine koyacak inşallah. Yani öyle bir izzet ve gayret, öyle bir rahmet ve kerem bunları ister. Bunlar
o tutarlılığın parçalarıdır. Öyle olursa ancak bu mana tutarlı olur. Dünyadaki kainat kitabının yaratılışı, onun da işaret ettiği manalar ancak böyle bir bütünlükle, tamamlanışla tutarlı olur. Yoksa yarım kalırlar diye düşünelim arkadaşlar. Pekala, vaktimiz az kalmış. Bir paragraf daha okuyalım yine. İnşallah bir saate tamamlayalım. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır sırrına mazhar olmak için duamız olsun. Evet, şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki, en aciz, en zayıftan tut, ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. Bunu bilmeyenimiz var mı? Yok. Görüyoruz çünkü hayatta her an müşahede ettiğimiz bir şey. En aciz, en zayıftan tut, ta en kaviye kadar, yani güçlüye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf, en acize en iyi rızık veriliyor. Aha bak, ilginç bir şey duyduk şimdi. Evrimciler, hepiniz kulak verin bakalım. Burada enteresan bir şey söyleniyor. Siz diyorsunuz ya, güçlü olan zayıfı yutar. İşte hayat hep güçlüye kazandırır gibi şeyler söylüyorsunuz. Hayat mücadeledir falan filan. Bak, bu iş biraz da öyle değilmiş, karışıkmış, değişikmiş. Neymiş? En zayıf, en acize en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediği bedaheten gösteriyor. Geriye dönelim. Burada bir haşiye var. Rızkı helal iktidar ile alınmadığına, belki iftikara binaen verildiğine delili kat'i, yani kesin delil, helal rızkın iktidar güçle alınmadığına iftikar. Yani iftikar ne? Hemen bakalım, buradaki tanımını okuyalım. Fakirliğini göstermek demekmiş. İhtiyacını arz etmek, göstermek, çabalamak belki onun için. Ya da onu göstermek fiili duayla da olur, kavli duayla da olur. Belki iftikara binaen verildiğine delili kat'i, kesin delil, iktidarsız yavruların hüsnü maişeti, yani güzel geçimleri, muktedir canavarların dıykı maişeti, geçim sıkıntısı, hem zekavetsiz balıkların semizliği ve zekavetli hileli tilki ve maymunun derci maişetçe vücutça zayıflığıdır. Demek rızık, iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Demek rızık, iktidar ve ihtiyar, yani ihtiyar iradeden farkı, irade seçim demek, ihtiyar daha iyisini seçmek demek. Demek rızık, iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense, o derece derdi maişete müptela olur, diyor. Ya şimdi bu aslında kainata çok değişik bir bakış. Yani seküler biyolojinin bakışı diyor ki bize, bir canlı ne kadar güçlüyse o kadar iyi beslenir. Bir canlı ne kadar işte yetenekleri çoksa o kadar iyi beslenir gibi gibi şeyleri var. O yüzden işte güçlü olan zayıfı eliyor. Doğal seleksiyon, doğal seçilim falan filan, bir sürü böyle argümanları var. Sosyal darvinizm de mesela bunun sosyolojiye uygulanmış hali. Güçlü milletler zayıf milletleri yenerler, sömürürler falan filan. Yani darvinizm aslında bir açıdan da Batı'nın sömürgecilik düzenini meşrulaştırmıştır arkadaşlar. Yani onlara bir bilimsel dayanak oluşturmuştur. Niye adam diyor ben güçlüyüm, üstün olan ırk benim diyor, öbürleri benim kölem diyor, ben sömüreceğim diyor onları. Yani bu diyor doğal bir hiyerarşi, nasıl diyor aslan geyi yiyorsa ben de diyor bu piyasanın aslanıyım diyor mesela. Öyle bir kendince meşruiyet alanı oluşturmuş. Fakat Bediüzzaman Hazretleri bize burada İslami açıdan neyi öğretti? Ya öyle değil. Acizler daha iyi besleniyor. Ne demek? Mesela başka yerde gelecek o örnek. Meyve kurtları. Ya meyve kurdunun ne gücü var? Ne çıta gibi avını kovalayabilir. Ne köpek balığı gibi suda hızlı yüzebilir. Ne işte kartal gibi yukarılarda uçabilir, hızlı aşağı dalabilir. Meyve kurdunun böylesi hiçbir meziyeti yok. Bedenine baksanız çok narin, çok nazik, çok yumuşacık bir bedeni var. Ama onların yiyemediği kalitede rızkı ve bollukla rızkı meyve kurdu yiyor.
Niye? Evinin içinde yaratılıyor. Yani rızkının içinde evi oluyor. Orada yaratılıyor. Oraya herhalde öyle oluyor o. Sinek yumurtasını veya böcek neyse yumurtasını bırakıyor. O deliyor, içine giriyor ve orada hayatını idame ettiriyor. Bunun gibi daha tek hücrelilerde falan, daha küçük canlılarda falan öyle beslenmeler, zaten onların kesretinden de bu anlaşılıyor. O kadar çoklar ki, bollar ki. Belli ki onların zayıflıkları, rızıksızlıklarına sebep olmamış. Aksine daha iyi beslenmişler. İşte balıkların bolluğunu düşünün mesela. Balık çok mu zeki bir hayvan? Değil. Ama o küçüklüğüyle bir sürü. Bak, ona demek ki daha çok ikram edilmiş. Yani şu işte güçlü olan zayıfı yener, güçlü olan daha iyi beslenir falan. Bu çok da kainatta geçerli bir şey değil, cari olan bir şey değil. Öyle küçük canlılar, öyle aciz canlılar, narinler var ki çok rahat besleniyorlar. Büyük olan sıkıntı çekiyor, küçük olan sıkıntı çekmiyor. E düşünün mesela aslan. Aslan tamam, alımlı çalımlı, yeleli meleli böyle şeyli yani. Kasımlı yürüyüşü falan filan da kükremesi falan, eyvallah, kuvvetli hayvan, bir şey demiyoruz yani. Ama izliyorsunuz belgesellerde, bir ayda belki 10 gün tam karnı doyuyor. Onun dışında aç geziyor. Kolay değil yani, hatta avını yakalama süreci bile fazla uzadın mı mesela çok enerji sarf ettiğinden dolayı bırakıyor peşini. Yani öyle her gün dalda asılı geyik bulmuyor veya kucağına geyik atlamıyor. Zorlu bir süreç yaşıyor yani, onun avlanması uzun sürüyor gibi gibi. Veya kurtlar veya başka hayvanlar. Veya işte bak o hileli tilki dedi ya da kurnaz maymun falan. Yani bu hayvanlar güya zekaca üstler, iktidarca üstler, kuvvetçe üstler ama daha zayıf olanlara göre daha zor besleniyorlar. Buradan bize bir bakış açısı sunuyor Üstad Hazretleri. Diyor ki, rızkı helal iktidar ile alınmadığına, belki iftikara binaen verildiğine delili kat'i, iktidarsız yavruların hüsnü maişeti ve muktedir daha canavarların dıykı maişeti, hem zekavetsiz balıkların semizliği ve zekavetli hileli tilki ve maymunun derci maişetli vücutça zayıflığıdır. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense o derece derdi maişete müptela olur diye bize kainattan bir tefekkür sunuyor. Bu paragrafı konuşamadık yeterince, süremiz doldu. Ne yapalım? Bu paragrafı konuşmayı o zaman bir dahaki derse bırakalım. Haşiyesi de üzerine de konuşuruz. Bunun dünyadaki düzen adına söylediklerine de bir parça atıf yapmaya çalışırız kendi çapımızda. Duayı kavli, duayı fiili, bunlar neye denk geliyorlar bizim fıtratımızda? Ona dair de bir şeyler söylemeye çalışırız. Elbette Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle hepinizden Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahmen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.